Konuşap hastalığı ancak şaptan çok Türkiye hayvancılığının geldiği durum. Şapı çözebiliriz. Çok güzel bir enstitümüz var. Tabii siz orayı AVM yapmazsanız o enstitü Türkiye'yi bırakın, dünyaya çok güzel şap aşısı üretiyor. Ama biz maalesef hayvanlarımızı besleyemiyoruz, hayvanlarımıza bakamıyoruz. Yılda 500 bin tane buzağı ölümü varken biz hala ithalatı konuşuyoruz. Halbuki onları bakabilsek, onları besleyebilsek, onları bize yedirebilseniz o zaman dünyadan hayvan ithal etmeye, kırmızı et ithal etmeye gerek kalmaz. Bakın birçoğunuz tabii gündemden dolayı kaçırıyorsunuz ama 3 gün önce TÜİK yeni bir veri açıkladı. Türkiye'de kırmızı et üretimi 47 bin ton azaldı. Yani bu ne demek? Türkiye'de nüfus artıyor, et üretimi azalıyor. Tabii her şeyi ithalatta çözüm bulursanız sonuçta kendi halkımızı beslemeye et bulamazsınız. Niye kendi çiftçinizi desteklemeyi düşünmüyorsunuz da? İşte Brezilyalılar bize eylem yapıyorlar. Hayvanları dolduruyorsunuz. Hayvanlar zor koşullarda, ben Türkiye'ye gelmek istemiyorum diyor. Siz hala o hayvanları dolduruyorsunuz. Brezilyalılar da göndermek istemiyorlar. Ama biz o hayvanlara ve kırmızı ete tam 5 milyar dolar ödedik. Ne et fiyatı düştü, ne kıyma fiyatı düştü. Bunları görmezden geliyorsunuz. Tarım Bakanı, konuyu bilmeyen bir kişiyi getiriyorsunuz. Diyor ki ben Türkiye hayvancılığını kurtaracağım. Ne yapacaksın? 300 tane koyun vereceğim. 300 tane koyun kaç para? 300 bin lira. Diyor ki iki katı da ipotek alacağım. Bunları kimse söylemiyor. Herkes umutla bekliyor. Bana 300 tane koyun vereceklermiş. Peki ne alacaklar senden ey vatandaş? 600 bin liralık ipotek alacaklar. Sende 600 bin liralık ipotek olsaydı köyünde dururdun zaten. Tarlalarını herkes ipotek etti. Bunu biliyor musunuz? Türkiye'deki şu an bütün tarım arazilerinin %80'i ipotekli. İpotek verebilecek arazi mi kaldı? Siz o insanları köyden kente geri göndermek istiyorsanız, kentten köye geri getirmek istiyorsanız verin bakalım 100'er tane koyun. Hiçbir şekilde ipotek almayın. Hayvancılık nasıl şaha kalkıyor? Biz her şeyi önleyebiliriz. Ama siz Türkiye'yi yönetemiyorsunuz. Hayvancılığını yönetemiyorsunuz. Binlerce, on binlerce ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi işsizken siz kalkıyorsunuz, Tarım Bakanını bir cerrah yapıyorsunuz. TİGEM gibi Türkiye'ye damızlık ve tohum üreten bir kurumun başına bir kaymakamı getiriyorsunuz. Onun yardımcısı olarak bir beden eğitimi öğretmenini fiyatlarını düşüreceğim diye insanlara 29 liradan kıyma yedireceğim, 31 liradan kuşbaşı et yedireceğim diye hiç uğraşmayın. Bakın Cumhuriyet Halk Partili Aydın Belediyesi zaten bunu beceriyor. 35 liradan sağlıklı yerli hayvanı biz vatandaşlarımıza kuşbaşı olarak yedirebiliyoruz. Neden? Çünkü besiciye destek veriyoruz. Olanaklarımız olmamasına rağmen demek ki Türkiye tarımını biz yönetsek Türkiye'nin kaynaklarını adaletli bir şekilde çiftçiye dağıtabilsek, çiftçinin borçlarını bir ölçüde rahatlatabilsek Türkiye'nin önünü açabiliriz. Siz ne yapıyorsunuz? Bu ülkenin kaynaklarını başka ülkelerin çiftçilerine ayırıyorsunuz. Tam 5 milyar dolar veriyorsunuz ama et üretimi düşüyor. Ne yapıyorsunuz? Başka ülkelerin çiftçilerine destek veriyorsunuz. Kendi çiftçinizi de köyden kente göç ettirmeye çalışıyorsunuz. Sonra gel sana koyun vereceğim diye de kandırıyorsunuz. Artık bu yalanlara insanların karnı tok. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.